Arkadaşlar merhaba, ben Tolga Değirmenci. IEEE Yüzü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Razis Komite Başkan Yardımcısıyım. Bugün sizlerle Rastase etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Bugünkü konuğumuz Mustafa Altınkaynak. Etkinliğimizle ilgili ufak bir hatırlatma yapıp sözü Mustafa Bey'e bırakacağım. Sertifika almak isteyen arkadaşlar yapılacak 6 etkinlikten en az 5'ine katılması zorunludur. Etkinlik sırasında aklınıza takılan soruları chat kısmına yazarsanız Mustafa Bey'e aktaracağız. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve Mustafa Bey'e bırakıyorum. Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Merhaba Ethem, hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. İsterseniz direkt sunumuza başlayalım. Daha sonra soru cevap şeklinde ilerleyelim. Tamamdır, tamam. Ekranımı yansıttık herhalde. Yansıttık. Şu şekilde. Evet. Görebiliyorsa biz de başlayalım. Bugünkü konumuz arkadaşlar siber güvenlik ve aslında etik hackerlıktı. Ama ben bu konunun başlığını aslında siber güvensizlik olarak değiştirdim ve daha doğru bir tabir olacağını düşündüm. Şöyle yavaştan giriş yapalım. Girizgah noktasında ben kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Mustafa Altınkaynak. İlk iş deneyimim 19 Mayıs Üniversitesi'nde siber güvenlik uzmanı olarak çalışmaya başlayarak oldu. Öğrencisi olduğum 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir güvenlik açığını bulup bildirdikten sonra üniversite yönetimi tarafından işe alındım. Akabinde barikat bilişim güvenliğinde sızma testi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Sonrasında Türkiye İş Bankası'na siber güvenlik sorumlusu olarak geçtim. Halen Türkiye Emlak Katılım Bankası'nda kıdemli siber güvenlik uzmanı olarak çalışmaktayım ve güvenlik testlerinin yönetimini sağlamaktayım. Lisans eğitimim kamu yönetimi aslında, iktisat mezunuyum ama yüksek lisans tarafında siber güvenlik mühendisliğiyle tamamladım. Bunların haricinde düzenlenen ödül avcılığı programları kapsamında Pentagon'dan teşekkür belgem bulunmaktadır. Tüm bunların haricinde de işte siber güvenlik sertifika programlarına, Türk Standartlar Enstitüsü'nün sertifika programlarına sahibim. Bu zamana kadar 30'a yakın etkinlikte konuşmacı, katılımcı olarak çalışmalar yapmaya çalıştım. Etkinliklere katılmaya özen gösterdim. Genel itibariyle böyle ifade edebilirim. Bugün sizlerle birlikte aslında bir siber güvenliğe hızlı bir giriş sağlayacağız. Nedir, ne değildir? Bizi gelecekte neler bekliyor? Ülkelerin siber güvenlikle ilgili yaklaşımları nasıl? Siber güvenliğe bakış açıları nasıl? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle bir siber güvenliğe giriş yapacak olursak nedir diye tabiri tanım yapacak olursak aslında herhangi bir sistemin, ağın veya verinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kavramlarının korunması amacıyla yapılan önleyici yöntemler. Bu gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik senaryoları aslında biz siber güvenlik çalışanları için çok önemli. Örneğin bir verinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği ihlal edilirse doğrudan bir saldırı olduğu izlenimi çıkabilir ortaya. Örneğin 7 gün 24 saat çalışması gereken bir sistem eğer ki erişilebilirlik kaybı yaşarsa müşteriler o sisteme doğru düzgün erişemeyecektir ve kesintiler yaşanacaktır. Örneğin ÖSYM bir sınav açıkladığı zaman milyonlarca öğrenci aynı anda sisteme erişim yapıp sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışıyorlar. Bu da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Bu noktada sisteme erişmekte problemle yaşıyorlar. Ya da erişilmemesi gereken bir bilgi yetkisi olmayan kişiler tarafından erişildiği durumda da gizlilik ilkesi ihlal ediliyor. Yine bu da siber güvenliğin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bir diğer konu ise bütünlük konusu. Nedir bütünlük konusu? Ayşe ile Ahmet'in mesajlarının birbirleriyle konuşması esnasında bütünlüğünün bozularak, mesajların değiştirilerek yollanılması noktasında olan ataklara da bütünlüğün bozulması üzerine yapılmış ataklar olarak söyleyebiliriz. Tüm bu üç ilke etrafında siber güvenlik şekilleniyor ve bu üç ilkeyi koruma amaçlı yapılacak her türlü aktivite de siber güvenlik aktivitesi olarak değerlendiriliyor aslında. Kısa bir tanım yapmaya çalıştım ama olabildiğince uzun oldu. Peki siber güvenlik nedir tanımını biraz daha açmaya çalışacaksak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık her şey akıllandı. Nedir artık biz çamaşır makinemiz bile internete bağlı durumda ya da ocağımız, kombimiz, klimamız internete bağlı bir durumda. Araçlar zaten senelerdir internet bağlantısını kullanıyor ve IoT denilen kavramı sonuna kadar hayatımıza sokmuş durumdalar. Peki cihazlar akıllandıkça da siber güvenliğin önemi ortaya çıkıyor. Nedir? Kombinin sizden habersiz üçüncü parti kişiler tarafından ya da dünyanın herhangi bir ülkesinden birisi tarafından saldırıya uğradığında ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ya da akıllı evler, IP kameralar, televizyonda görmüşsünüzdür bunları.
Asıl mesela IP kamera üzerinden hacklenen evleri görmüşsünüzdür. Burada da ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla siber güvenlik hayatımızın artık olmazsa olmazlarından bir tanesi olarak çıkıyor karşımıza. Peki siber güvenlik etki alanları neler? Nasıl karşımıza farklı türlerde çıkabiliyor? Bu siber terörizm, siber savaş ve siber casusluk konularıyla birlikte tehditler oluşturabiliyor. Tabii bu konular biraz daha ülkeler nezdinde düşünülmesi gereken şeyler. Nasıl ülkeler nezdinde düşünülmesi gereken? Bu konuyu biraz detaylandıracak olursak, örneğin bir ülkenin siyasi politikaları noktasında bilinmemesi gereken askeri, siyasi ve kritik altyapıları, sistemleri hedef ülkeler tarafından, daha doğrusu karşı ülkeler tarafından hedef alınabilmekte. Bunu yapan kişilere de siber teröristler deniyor aslında. Herhangi bir ülkenin sistemine karşı o hedefi, o ülkenin kritik sistemlerini yıkmaya, aslında o ülkenin bir nevi tirajını düşürmeye, birliğini bozmaya yönelik de yapılmış eylemler diyebiliriz. Örneğin farklı bir ülkenin enerji sistemini hedef aldığınızda artık oradaki şehirleri hedef almış oluyorsunuz. Oradaki yaşayan insanları hedef almış oluyorsunuz. Bir nevi diğer silahlarla yapılan savaşlardan farksız bir hal oluyor. Bu yüzden büyük devletler, bu işe önem veren devletler de çok ciddi bir tutar bütçe ayırıyor bu konuya. Nasıl yapıldığına bakacak olursak, hani diğer ülkelerin buna ayırdığı bütçeyi konuşacak olursak, ben son 2 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin siber güvenlik bütçelerini incelemeye başladım. Son 2 yılda sadece siber güvenliğe ayırdıkları bütçe 20 milyar dolarlık bir bütçe. Yani bu çok ciddi bir tutar, 20 milyar dolarlık bir bütçe. Hani Türk lirasını çevirmeye kalkacaksanız bol sıfırlı bir şey çıkacaktır ortaya. Öte yandan ülkemize durum nasıl diye bakacak olursak, ülkemizde durumlar nasıl? Ülkemizde ise %43'lük bir pay alan, en çok daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarını düşünecek olursak, Hazine ve Maliye Bakanlığı neredeyse ülkenin yarısına kadar bir bütçe ayrılıyor kendisine. Bu bütçede yaklaşık toplam bütçesi 1 milyar TL'lik bir bütçe olduğu düşünüldüğünde, Amerika'nın siber güvenliğe 20 milyar TL'lik bir bütçe ayırdığında aradaki farkı düşünebilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sadece toplam bütçesi 1 milyar TL. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Savunma Bakanlığı'nın siber güvenliğe ayırdığı bütçe 20 milyar dolarlık bir bütçe. Yani ülkelerin artık bunu nasıl gündemine aldığını sizler sayılar üzerinden, dolarlar üzerinden hesap edebilirsiniz. Peki siber casusluk nedir? Bunu konuşacak olursak birazdan. Siber casusluk da aslında siber terörizmin biraz daha gizli ve istihbarat örgütlerince yapılan aktivitesi olarak söyleyebiliriz. Pentagon güvenlik uzmanı, eski Pentagon güvenlik uzmanı Richard Clark'ın bir söyleşisinde şöyle bir cümle kullanıyor. Eskiden Washington'daki Rus elçiliğinde çalışan bir KGB ajanının bir FBI ajanını ayartması çok zordu, ama şimdi Moskova'da oturuyorsun ve hiçbir risk almadan binlerce sayfa çalabiliyorsun. Eskinin casuslarına artık gerek yok. Bir diğer önemli bir cümle, bizim için de çok önemli bir cümle aslında bu. Eskiden Sinop'ta büyük bir kulemiz vardı. Rusya'daki konuşmaları dinliyorduk. Ama artık şimdi buna ihtiyaç yok. Kimse radyo frekansı kullanmıyor. Çok doğru bir noktaya değinmiş aslında. Halen radyo frekansı üzerinden iletişim aktif olarak ülkemizde yapılıyor. Dünyaca ülkelerde de yapılıyor. Ama Pentagon güvenlik uzmanının böyle bir cümle kullanıyor olması aslında siber casusluğun ne derece kullanıldığını gözler önüne seriyor. Maalesef ki durum böyle. Ben de vakit bulduğum neticesinde Ar-Ge üzerinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyorum. RF teknolojileri üzerine, radyo teknolojileri üzerine. Hani sizin de ileriki zamanlarda bilhassa elektrik mühendisliği arkadaşlarının ufak bir kit alarak radyo frekansları üzerinde kendilerince amatör suça yönelmeden çalışmalarda bulunabilirsiniz. Keyifli bir alan. Siber terörizm kavramı nedir? Hep kavramlar aslında birbirlerine çok yakın kavramlar. Ama birbirleriyle kopmayan kavramlar. Biraz da karşı ülkeye vereceğiniz saldırılarla neticelendirilecek kavramlar. Örneğin siber terörizm kavramı aslında çok eski kavramlardan bir tanesi. 2007 yılında Estonya'da bulunan Rusya'ya ait 2. Dünya Savaşı anıtlarından bir tanesi kaldırılıyor ve buna tepki veren Rusyalı hackerlar Estonya'nın sistemlerine yönelik olarak saldırılar gerçekleştiriyor. Ve bu saldırılar neticesinde Estonya'ya bağlı 2 ana banka sunucusu ve tüm bakanlık birimlerinin erişimi kesiliyor. Buradaki
Hani bu üç tane ilke saymıştık ya, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Buradaki örneğin erişilebilirlik ilkesi Rus hackerlar tarafından ihlal edilmiş oluyor. Daha doğrusu devre dışı bırakılmış oluyor ve bu noktada Estonya ciddi sıkıntılarla baş başa kalıyor. Ve netice itibariyle şu anda Estonya belki de siber güvenliğe bakış açısı en yetkin olan, sürekli tatbikatlar düzenleyen bir ülke konumuna geliyor. Estonya aslında bundan büyük bir ders çıkarmış olarak söyleyebiliriz. Etik hackerlık, daha doğrusu siber güvenliğin etkileri açısından düşündüğümüzde. Peki siber savaş nedir diye bakacak olursak, işte az önceki ifade ettiğim gibi bir ülkenin diğer bir ülke sistemlerine veya ağlarına hasar vermek veya kesinti yaratmak üzere gerçekleştirdiği eylem. Dilerseniz siz de bunları takip etmek açısından digitalatakmap.com'a girerek canlı olarak ülkelerin birbirlerine yaptığı istekleri görebilirsiniz. Çoğu yerde bu siber savaş haritası olarak geçiyor haberlerde vesaire, ama şu anda aslında biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bu harita nasıl oluşuyor? Bu haritayı oluşturan firmalar kendi VPN tünelleri söyleyebiliriz, routing tünelleri söyleyebiliriz, İnternete kullanılmak maksadıyla açıyorlar. Ve bunu kullanan insanların trafiğini de izleyebiliyorlar. Örneğin bir yerden çıkan paketin nereye, ne hangi protokol üzerinden gittiğini görüntüleyebiliyorlar. Bunu da harita üzerine döküyorlar ve paketin çıkış kaynağı, paketin iletilen kaynak, hangi ülkeye iletildiği ve hangi protokol üzerinden iletildiği noktasında bunu bir haritalandırıyorlar. Ve bugün şunu çıkartabiliyorlar örneğin. Aslında gerçekten bir trendi de yakalıyorlar. Bir ülke diğer ülkeyle ilgili bir söz söylediğinde, bir art niyetli bir çalışma gerçekleştirdiğinde, bir anda bu Atak Map üzerinde daha doğrusu siber savaş haritası diyeyim ben de. Siber savaş haritasında bu trendi yakalayabiliyorlar. Yani o ülkeden o ülkeye doğru bir tepki var aslında. Bir yoğun bir trafik var aslında. Bunu doğrudan saldırı diyemezsiniz ama bir trafik olarak nitelendirebilirsiniz. Sizler de bakmak isterseniz digitalatakmap.com'da bunların aslında anlık canlı olarak verilerine ulaşabilirsiniz. Peki siber güvenlik kavramını biraz daha genişletecek olursak, siber güvenlik tüm bilişim sistemlerini kapsayan genel bir güvenlik kavramı olduğunu artık anlamış olmanız gerekiyor. Ve bu alanda çalışmak istiyorsanız, bu alanda ileride bir meslek sahibi olmak istiyorsanız hangi konuları kendinize, ajandanıza yazmanız gerekiyor? Bunları bir ele alalım. Nedir işte web güvenliği, ağ güvenliği, yazılım güvenliği, donanım güvenliği ve fiziksel güvenlik gibi konuları ajandanıza yazarak bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunlar inanın olmazsa olmazları, çünkü siber güvenlik sadece tek bir bakış açısı değil. Gerçekten farklı disiplinlerde farklı bir bakış açısına sahip olma yetkinliği. O yüzden dolayı bu konuda bu kategorilerden herhangi birini es geçerek siber güvenlik üzerine çalışacağım diyemiyorsunuz maalesef. Bu konularda ilgili çalışmalar yapmanız gerekecek. Nedir işte bir sistem yöneticisi seviyesinde sanal makineleri ayaklandırıp onlar üzerinde konfigürasyon yapabiliyor olmanız gerekecek. Ya da çok basit tabirle TCP/IP temelini kavrayıp en basitinden bir TCP/IP haberleşmesi nasıl gerçekleşiyor? Üçlü el sıkışma nedir? Hangi katmanlarda veriler iletiliyor gibi konuları öğrenmeniz gerekiyor. Ya çünkü paketin hangi katmanda gittiğini bilmeden o katmanla ilgili saldırı yapamıyorsunuz. O katmanla ilgili fikir sahibi olamıyorsunuz. O yüzden dolayı bu katmanları bilmek fayda sağlayacaktır. Öte yandan yazılım güvenliği bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yazılım güvenliği bilgisine sahip olabilmeniz için de en azından bir yazılımcı kadar yazılım yapmanız gerekiyor. Yazılım geliştirmiş olmanız gerekiyor. Çünkü yeri gelecek yazılımlarda güvenlik açığı aramanız istenecek sizden, ya da yazılmış bir yazılım içerisinde güvenlik açığı aramanız ve o kodu review etmeniz, incelemeniz istenecek. Eğer ki sizler yazılım bilgisine sahip değilseniz, oradaki yazılan hiçbir koddan, oradaki hiçbir syntax yapısından, kullanılan framework'ten bir haber şekilde işlem gerçekleştireceksiniz. O yüzden işinizi hakkıyla yapmanız gerekirse yazılım güvenliğini bilmek için yazılımı bilmeniz gerekecek. Dönelim öte yandan donanım güvenliği. Yine yeni başlayan bir elektrik elektronik mühendisi kadar mikro işlemcileri bilmeniz gerekecek. Programlamayı bilmeniz gerekecek, mikro işlemci programlamasını bilmeniz gerekecek gibi konular artık hani belki seneler alan kavramları hayatınıza dahil etmeniz gerekecek bu noktada. Son olarak da fiziksel güvenlik nedir? Bizim de sızma testlerinde önceki çalıştığım danışmanlık firmasında sıklıkla yaptığımız konulardan bir tanesiydi. Bir firmanın sistemlerine yönelik olarak
fiziksel güvenlik önlemlerini atlatmaya yönelik işlemler nedir işte? Eğer bir kurum sonrası bir kartlı geçiş sistemi varsa o kartlı geçiş sisteminin hack edilmesi, kartın kopyalanması ya da otopark sisteminin bariyerinin otomatik olarak hacklenmiş olması ya da o otopark sisteminin haberleşmesini çözüp oradaki frekansı yakalayıp oradaki işte doğrulama anahtarını yakalayıp havada uçan doğrulama anahtarını replay atak denilen tekniklerle birlikte oranın hack edilmesi gibi konular gündeminize gelecek siber güvenlikte baş başa kaldığınızda. Peki günlük hayatta hacker, ya normalde ben de kendime hacker ifadesini çok kullanmıyorum. Ben güvenlik araştırmacısıyım ama maalesef hackerlar etik davranış modelleri ve bilgi seviyeleri açısından farklı renklerde betimleniyor aslında. Bunlar nedir? İşte siyah şapkalı, beyaz şapkalı ve gri şapkalı olarak karşımıza çıkıyor. Siyah şapkalı arkadaşlar daha çok para için çalışan ve bunu bir gelir kapısı olarak gören ama tamamıyla illegal yöntemleri kullanan kişiler. O yüzden girdikleri sistemde zarar vermeyi kendilerine doğru kılan kişiler. Gri şapkalı hackerlar ise aslında kendine bir şeyler yapmak istiyor ama sisteme de zarar vermek istemiyorlar. Ve genelde şöyle bir olay gerçekleştirmişti. 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam kritik bir açıklık yayınlandı dünya çapında. O kritik açıklığı yapmak için de sistemde güncelleme yapılması gerekiyor. İşte Linux bir sistemse upget, update yapılarak işte sistemdeki bütün komponentlerin güncellenmesi gerekiyor. Gri şapkalı hackerlar şunu yaptı. Sistemlere sızdılar. Sızdıktan sonra o komut setini çalıştırarak, upget, update komutunu çalıştırarak da sistemdeki açıklığın kapatılmasını sağladılar. Aslında bu çok doğru bir örnek bu şapka grubuna. Ve böylece hem sisteme sızma eylemini gerçekleştirdiler, akabinde sızdıktan sonra bu komutu çalıştırarak da sistemin güncellenmesini ve onlardan başka kimsenin sisteme sızmamasını sağladılar. Bu da gri şapkalı modele verilecek örneklerden bir tanesi. Beyaz şapkalı hackerlarsa sistemlere zarar vermeyen, yalnızca bunlarla alakalı güvenlik açıklıklarını tespit edip ilgililere bildiren kişi. Ama beyaz şapkalı şöyle bir sıkıntı var. Beyaz şapkalı hackerlar sisteme erişim gerçekleştirseler griye kaçabiliyorlar. Gerçekleştirmeseler o açıklığın olduğunu kanıtlayacak bir veri veremiyorlar. O yüzden tehlikeli bir şapka grubu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu üç şapka grubunda da aslında karşı taraf sizden aldığı verileri size bir dava unsuru olarak kullanabilir. Çünkü bizim de yasamızda bir sisteme erişim sağlamak, yetkisiz erişim sağlamak suç ve o sistemde kalmak dahi suç. Bir de verinin bütünlüğünü değiştiriyorsunuz, verinin bütünlüğünü bozuyorsunuz. Aslında siz sisteme sızarak herhangi bir dosyada değişim yaparak buradaki verinin bütünlüğünü bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu şapka gruplarının hepsi de kanun açısından suçlu olduğunu ifade edebilirim. Peki gelelim işin legal kısmında işler nasıl oluyor? Madem bütün şapka gruplarında problem var, bunun yanı sıra firmalar sızma testi uzmanı olarak bir ünvan açıyorlar ve bu ünvanla birlikte müşterilerine hizmetler sunuyor. Nedir sızma testi uzmanı? Bir hacker seviyesinde bilgi sahibi ama bildiklerini yalnızca kağıt üzerinde sözleşmelerle kanıtlanmış şekilde uygulayan kişiler. Örneğin X firmasına gidiyorsunuz, bir hafta kadar bir test zaman aralığınız var. O test zaman aralığında bir adam gibi çalışması yapmışsınız. Hedef sistemle ilgili size bilgiler verilmiş. Kaç tane Linux, kaç tane Windows, kaç tane IP oldu söyleniyor. Ve bunun neticesinde siz de bir haftalık bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz bu sistemde. Ve akabinde de tüm çalışmaları bitirdikten sonra bir rapor çıkartıyorsunuz ortaya. Diyorsunuz ki işte X kadar zafiyetiniz var. Bu zafiyetlerin çözümlenmesi noktasında bu önlemleri almanız gerekecek şeklinde geri bildirimlerle birlikte oradaki karar alıcılara bilgi veriyorsunuz ve sistemlerin daha güvenli hale gelmesini sağlıyorsunuz. Buradaki cümleden şunu çıkartabilirsiniz. Nedir? İşte kağıt üzerinde sözleşmeyle bunu yapıyorsunuz ve bir mesai saati şartınız var. Nedir? Saat 9 ile 5 arasında bunu yapıyorsunuz. Ama saldırganların, gerçek saldırganların böyle bir mesai kavramı yok. Gecenin bir yarısında sizin firewall'unuz güncelleme esnasında bile bu saldırıyı yapabilirler. O yüzden saldırganların her zaman 1-0 önde olduğunu söylemek yanlış bir kavram olmaz. Ben danışmanlık zamanında çalışırken birkaç problem yaşamıştık bu tarafta. Şöyle bir problem anı olarak anlatayım. Bir sistem var arka tarafta ve güncelliğini yitirmiş bir sistem. Ama önünde güvenlik duvarı var.
Oradaki sistem yöneticisi ve güvenlik yöneticisindeki arkadaşlar şunu ifade ediyor. Mustafa, buradaki sistemi güvenlik duvarı varken ekleyebilir misin? Yaptığımız bütün kontrollerde geçemiyoruz. Güvenlik duvarı bizi engelliyor orada. Firewall engelliyor ama IPS engelliyor. O zaman benden bulguyu almamamı istiyorlar. Yani güvenlik bulgusu çıkartmamamı istiyorlar. Orada şu şekilde bir cümleyle olayı toparlıyoruz. Yeterli vakiti bulan saldırgan tarafından bu atağın yapılabileceğini ifade ediyoruz. Nedir bu yeterli vakiti bulmak kavramı? O esnada güvenlik duvarı bir güncelleme nedeniyle kapatılmış olabilir. Güvenlik duvarı bir dakikalık bir işini yapmamış da olabilir. O yüzden arka tarafında bir zafiyet varsa öncelikli olarak bunun giderilmesi gerekiyor. Akabinde önüne güvenlik duvarı koyabilirsiniz. Güvenlik duvarı hiçbir zaman için bir güvenlik açığını üzerine örtmemeli. Aslında siz yaptığınız işlem işte tozu pisliği halının altına süpürmek gibi nitelendirebilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman için, hani bu yazılım güvenliği tarafında da çıkıyor karşımıza, yeterli vakiti bulan saldırgan tarafından bu sistemlere atak yapıldığında bir problemle karşılaşılabilir. O yüzden arka taraftaki sıkıntılı makineyi çözmek her zaman daha doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu alanda başlayacak olan arkadaşlar, chatten de sorular geliyor. Sunumdan sonra arkadaşlar sizlere yönlendirecek herhalde onları. Sunumun da bitmesine az kaldı. Bu tarafta kariyer yapmayı planlayan arkadaşlara naçizane olarak tavsiyelerde bulunmak isterim. Öncelikli olarak bu tarafta gerçekten ilgili misiniz? Bunu bakmanız gerekecek. Buraya aslında geniş bir, bence ben sunuma başlarken, sunumu hazırlarken geniş bir zaman takvimi çıkartmıştım. Timeline çıkarmıştım aslında. Kendim nasıl bir kariyer haritası çizdim diye. Sonra sıkıcı buldum ve tamamen temizledim. Benim kariyer haritam biraz daha farklı olduğu için 2004 yılında ben henüz ortaokul öğrencisiyken ilk kez web siteleri oluşturmaya başladım. O zamanlarda aslında benim ilgim bu tarafa doğru oluşmaya başlamıştı. Ve daha sonra gazete küpüründe okuduğum bir olay beni çok bu olaylara ilgili olduğumu doğruladı. Ben bu işi yapmalıyım, ben bu işi öğrenmeliyim şeklinde başladım. Akabinde üniversiteye başladım. Üniversiteyi bitirirken bu güvenlik açığını bildirme olayı oldu ve artık profesyonel hayatta kariyerim başladı. Tamamen 2013 yılında oldu bunlar. Başlangıcı profesyonel anlamda. Ama öncesinde o ilgi ve bilgi dediğimiz aşamaları ben çoğunluğunu tamamlamıştım zaten. Sadece profesyonel bir hayata geçiş noktasında bir tık ilerleme yapmam gerekiyordu. O da 2013 yılında oldu. Akabinde bütün bilgi birikimimi döktüğüm bir kitap yazdım 2017 yılında. Nedir? Ben kamu kurumunda çalışıyordum o senelerde de, 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Çalışırken bilgi birikimimi başkalarına anlatmak üzere kağıda döktüğümde ya da yazıya döktüğümde daha iyi öğrenebildiğimi fark ettim. Hem de bilgilerimi taze tutmamı sağladı bu konu benim. Ve şu anda birçok üniversitede yardımcı ders kitabı olarak okutulan kitabı yazdım ve bu benim için açıkçası hem bilgimi taze tutmak anlamında hem de bilgimi başkalarına doğru bir şekilde anlatmak, başkalarının da faydalanmasını sağlamak açısından güzel bir eylem olduğunu düşünüyorum. Biraz evvel ifade ettim. İşte bu tarafa geçiş yapacak arkadaşlar ya da başlayacak arkadaşlar temelini nasıl oluşturmalı diye. Aslında şöyle bir siber güvenlik kariyerine nasıl başlayacağım diye Google'a yazdığınızda onlarca sayfa çıkacak, onlarca video çıkacak. O yüzden hani şunu yapın, bunu yapın demek istemiyorum. Hani şu an bu sunumu izleyen, bu videoyu izleyen herkes şu andan itibaren, bu videodan sonra oturup bu işe başlayabilir. En doğru zaman şu an için bu zaman. Ne zaman başlayacağım diye düşünmeyin. Hemen başlayın ve oturun bir web sitesi yapmaya başlayın. En basit, şu anda bilgisayar başındaysanız en basit şekilde bu yapıyı oluşturabilirsiniz kendinizde. En azından web tarafını tamamlamanız açısından çok basit bir eylem gerçekleştireceksiniz. Akabinde network temelinizi iyileştirmeniz gerekecek. Ve akabinde de işte sistem temelimizi iyileştirdikten sonra artık siber güvenliğin bakış açısına işte %50, %60 kadar sahip olmuş olacaksınız. Artık bundan sonrası için biraz daha hacker mantığında düşünmek, işte yapılmayanı yapmanın vermiş olduğu keyifle birlikte bu meslekten daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum aslında. Benim sunumum bu kadar. Sizlerin varsa sorularını alacağız. Yayını şimdi diğer arkadaşlar yönetecek herhalde.
anlatalım. Ben de sonuçta telefon kullanıyorum, cep telefonum var. Ben de günlük hayatta gizliliğe hani çok fazla önem vermediğimi düşünüyorum açıkçası. Telefonumuzu uygulama kuruyoruz. Bu telefonun üzerinde bizden istediği izinler zaten herkesin, buradaki dinleyen bütün herkesin bildiği şeyler. Akabinde yani eğer ki dünya çapında çok gizli bir iş çevirmiyorsanız WhatsApp kullanmanızda bir problem yok. Sonuçta gerçekten bir suç unsuru teşkil edecek bir iletişiminiz yoksa WhatsApp kullanabilirsiniz. Nitekim eğer ki gerçekten endişeniz yoksa, başkalarından endişeniz yoksa, kolluk kuvvetinden endişeniz yoksa gizliliğinizden de çok endişe etmenize gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya zaten bir internet trafiği kullanıyorsanız, bir tünelleme kullanmıyorsunuz, birileri sizleri rahatlıkla izleyebilir. Hani bundan hem teknik anlamını bildiğim için söyleyebiliyorum rahatlıkla. İzlenme noktasında bir limit yok. İzlenebilirsiniz. Telefonunuz da hacklenebilir. O yüzden dolayı hani çok gizli işler çevirmiyorsanız, zaten çok gizli işler çeviriyorsanız telefon kullanmıyorsunuzdur. Böyle bir durum var. Hani gizliliğine önem veren insanlar var. Mahremiyet bilgisinin farklı düşünen insanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Onlara da hani daha farklı teknolojiler kullanmasını tavsiye ediyorum. Mesela Telegram dediğimiz şey aslında Telegram default'ta ön tanımlı olarak geldiğinde noktadan noktaya şifreleme sağlamıyor. Sizinle sunucu arasında bir şifreli iletişim var ama noktadan noktaya bir iletişimde daha doğrusu noktadan noktaya bir şifreleme yöntemi yok Telegram'da. Eğer ki siz gizli bir sohbet başlatmadıktan sonra noktadan noktaya iletişim şifreli olarak iletilmiyor. Onun yerine Signal kullanabilirsiniz. Örneğin Signal'de noktadan noktaya şifreli bir yöntem, aslında noktadan noktaya şifreli bir çalışma mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Siber güvenliğin gelecekteki yeri nasıl olacaktır? Ülkemizde geleceğe hazırlanıyor mu? Diye bir soru gelmiş. İlk cümleyi anlayamadım. Siber güvenlik. Siber güvenliğin gelecekteki yeri nasıl olacaktır? Aslında bizim devlet büyüklerimiz neredeyse her haber bülteninde açıklama yapıyorlar açıkçası. Nedir işte şu kadar bizim siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var şeklinde değil mi? Dolayısıyla siber güvenlik her geçen yıl bir öncekinden daha fazla gündeme alınacak. Bu taraftaki saldırı sayısı arttıkça, elektronikleşme arttıkça, dijitalleşme arttıkça bu taraftaki insan kaynağına her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Artık seçimlerin elektronik tarafta kullanıldığı zaman nasıl fazla artıyorsa, hani tehdit artıyorsa bu taraftaki insan kaynağı da artacaktır. O yüzden geleceğin trend mesleklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum siber güvenliğin. Çünkü her zaman bu tarafta insan bakış açısına ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde bir kariyer haritasında sizin de yeriniz vardır. O yüzden hani eğer ki bu alanda kariyer düşünen arkadaşlar varsa geleceğin trend mesleklerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bunun akabinde farklı hani siber güvenlikle bütünleşmiş ne olabilir diye düşündüğümde örneğin yapay zeka ve deepfake kavramları benim çok fazla ilgimi çeken, bilhassa deepfake kavramı çok fazla ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Ben de fırsat buldukça bu konulara ağırlık vermeye çalışıyorum kendi birikimimi sağlamak açısından. Teşekkürler. Diğer sorumuz siber güvenlikte yabancı dilin önemi ve yeri nedir? Aslında şöyle düşünürsek yaptığınız iş zaten yarısı İngilizce olarak olduğunu söyleyebiliriz. İngilizce bu tarz bizim mesleğimize girmişken İngilizcenin hani ciddi bir yeri var. Ki zaten bir zaman sonra Türkiye'den farklı yerlerde çalışmak istediğiniz zaman ilk baştaki kriterlerden bir tanesi İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hem yaptığınız işin niteliği açısından kullandığınız terimler olsun, kullandığınız çalışma alanları olsun tamamıyla İngilizce ve de yurt dışı kariyeri düşündüğünüz zaman da ciddi bir şekilde İngilizce bilgisi isteniyor. O yüzden dolayı bu işi yaparken yanında İngilizcenizi de geliştirmiş olmanız, geliştiriyor olmanız sizleri diğer arkadaşlardan bir tık daha öne çıkartacaktır. Şu anda da direkt başlayabilirsiniz. Yani İngilizce her zaman sizin hayatınızın siber güvenlik olsun olmasın gündeminizde olması gereken bir şey. İngilizce olmazsa olmaz demiyorum. İngilizce bilmeyen arkadaşlar da var ama yeri geliyor. Bir kurumsal bir firmadasınız. Şöyle ifade edeyim. Yabancı bir vendor'la birlikte, satıcı ile birlikte görüşme sağlamanız gerekiyor. Çünkü o ürünün Türkiye'de muhatabı yok ve onlardan destek almanız gerekecek. Bu durumda mecburen o kişilerle İngilizce konuşmanız gerekecek.
O yüzden İngilizce bilgisi bu noktada önemli. Evet. İngilizce dışında önerdiğiniz bir dil var mı? Yani siber güvenlik alanı için. Yani Türkçe Şöyle güzel bunu, olur dediniz. şunu şu şekilde açıklayabiliriz. Trendin nerelerde olduğuna bakmak lazım. Örneğin biraz evvel Estonya Rusya örneği verdiğime göre Rusyalar bu tarafta, Ruslar bu tarafta iyi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani Rusça bilmemiz bize bir katkı değer sağlar mı? Sağlar. Bunu söyleyebilirim. Yani İngilizce, Rusça söyleyebilirim. Teşekkürler. Yeni nesil otonom araçların hacklenebilme şansları var mı diye bir soru gelmiş. Aslında şöyle, onlarla ilgili ciddi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tabii ki sonuçta arka tarafta bir yapay zeka ve onun altında bir bilgisayar sistemi çalışıyor. Doğrudan hacklenebilir diyemem. Bilinen bir zafiyet varsa da zaten çok kısa sürede ortaya çıkıyor. Ama hani bu açık kaynak teknolojileriyle olmadığı için çoğunlukla ortaya çıkması biraz vakit alabiliyor. Çünkü açık kaynak bir yayın olduğu zaman onu binlerce insan, binlerce güvenlik araştırmacısı takip edip üzerinde araştırma gerçekleştirebiliyor. Ama kapalı kaynaksa, gömülü bir sistemse onun üzerindeki zafiyetlerin çıkması biraz daha vakit alabiliyor. Niye? Çünkü bir otonom araç çıkacak. Bunu güvenlik araştırmacılar alıp inceleyecek ve üzerinde tersine mühendislik çalışmaları gerçekleştirecek. Ve akabinde güvenlik açığı ortaya çıkacak. Hani bu uzun vadede olacak bir şey. Yoktur diyemeyiz. Biraz hani farklı bir cümle kullanmam gerekiyor o tarafta. Otonom olmuş olması onu çok güvenli kılmaz. Oradaki kullanılan kütüphaneler bile aslında bir zafiyetin ortaya çıkmasına sebep verebilir. Böyle söyleyebilirim. Genel bir cümle kullanacağım mecburen. Teşekkürler tekrardan. C sertifikası alabilmek için kendimizi nasıl geliştirmeliyiz ve neleri bilmeliyiz diye bir soru gelmiş. C sertifikası aslında 2017 Kasım ayında almıştım ben de yanlış hatırlamıyorsam. Genel geçer bir sertifika. Üzerinde çok çok farklı senaryolarla birlikte bir test sunmuyordu benim zamanımda. Ama şimdi uygulamalı olduğunu düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde bir sınav yöntemi tercih ediliyor. Az önceki anlattığım web kavramı temelleri ve network temelleri, sistem temelleri bilmeniz gereken şeyler. Akabinde eğer ki bunlardan yeterince faydalandıysanız, yeterince verim aldıysanız girip kazanabileceğiniz güzel sınavlardan bir tanesi. Hani diğer sınavlarla kıyasladığımda kolaylık seviyesinin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. C sertifikası dışında yani bir siber güvenlik için alması gereken önemli sertifikalar nelerdir? Şimdi kendimdeki sertifikaları saymak istemiyorum ama OSCP dediğimiz sertifika var. Bu tarafta yetkin olduğunuzu göstermeniz gereken sertifikalardan bir tanesi. Offensive Security Certification Profesyonel ve bunun bir üstte OSCE denilen sertifikalar var. Neden OSCE sertifikaları diyorum? Çünkü Offensive Security'nin birer parçası bunlar. Yani atak yapan hacker'ın sertifikaları olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki bu sertifikaları alıyorsanız gerçekten bu alanda yetkin olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Eğer ki yöneticilik düşünüyorsanız CSSP dediğimiz sertifikalar benim kariyer haritamda C, OSCP ve CSSP şeklinde var. Şu anki bu yıl içerisindeki hedeflerimden bir tanesi de CSSP sertifikasını almak. İnşallah alırsınız diyelim. Siber güvenliğe başlamak için açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanmak şart mıdır? Windows ile de güzel şeyler yapılabilir mi? Diye bir soru gelmiş. Aslında tabii açık kaynak kullanmak, ben de açık kaynakçıyım genel itibariyle. Hani Microsoft temelli bir geçmişim çok fazla bulunmuyordu. Ve açık kaynak yaparken, açık kaynak kod geliştirirken daha çok kaynaktan yararlanabileceğimi fark ettim. Çünkü arkada ciddi bir community var. Ciddi bir topluluk var. Örneğin Python'da bir kod yazarken bir problemle karşılaştığımda problemi Google'a yazdığımda hemen ilk sayfada sonuçlar bulabiliyorum. Stack Overflow üzerinden bir sonuç çıkartıyordu bana zaten. Hani bu taraflarda araç geliştirmek sizi daha yetkin kılacaktır. Windows tarafında da tercih edebilirsiniz ama benim her zaman tercihim Python, Ruby gibi dilleri kullanmak. Çünkü gerçekten Python'ın arka tarafındaki kütüphaneleri incelediğinizde Windows'tan daha hızlı çalışabildiğini fark edebiliyorsunuz. Ya da şimdi Go denilen bir dil çıktı mesela. Onunla da çoğu şeyi, çoğu aracı çok hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Gerçekten de performans anlamında size ciddi katkı sağlıyor. Hatta şu dikkatimi çekti. Piyasada olan çoğu araç Go diliyle tekrar yazılıp derleniyor. Hani bu da aslında Go dilinin ne kadar performanslı olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi, metriklerden bir tanesi.
Benim şu anki hani vaktim olsa Go ile birlikte oturup bir şeyler çıkartmaya çalışırdım. Teşekkürler. Sadece IP adresini bilen birisi bize ne kadar zarar verebilir diye bir soru geldi chatten. Aslında sadece IP adresinizi bilen bir kişi sizin nerede oturduğunuza ilişkin çıkarımlarda bulunabilir. Bu birinci gizlilik ihlali olduğunu söyleyebilirim. Hangi operatörü kullandığınızı ortaya çıkartabilir. Bunları peş peşe alt alta dizdiğinde sizinle ilgili bilgilere sahip olmuş olabilir. Akabinde eğer ki ADSL modeminiz o bölgede ya da operatörünüz tarafından paylaşımı bir şekilde vermiyorsa modeminizin içine girebilir. Bu modeminizin içine girdikten sonra trafiğinizi tünelleyebilir ya da DNS'inizi yönlendirebilir. Gittiğiniz siteyi manipüle edebilir. Tamamıyla buradan sizin ne kadar ön tanımlı sistemler kullandığınızla alakalı bir şey. Yeni bir ADSL modem aldınız ya da kablosuz modem aldınız. Bunun üzerindeki ayarları ön tanımlı bırakırsanız IP adresinizi bilen bir arkadaş gelip sizin modeminizin içerisine girip oradaki DNS tanımlarınızı değiştirerek gitmeniz gereken site haricinde sizleri bir yerlere yönlendirebilir. Bu da temel şeylerden bir tanesi. Eğer ki modeminize giren bir arkadaş kablosuz bir modeminiz varsa parola bilgisine sahip olacağından kapınıza gelip sizinle aynı network'e girebilir. Aynı network'e girdikten sonra ARP poisoning, biraz evvel bir arkadaş yazmıştı bununla ilgili bir anı var mı diye. ARP zehirleme yaparak sizin tamamıyla trafiğinizi görebilir. Sadece bir IP adresiyle neler yapılabileceğini görebiliyorsunuz. Yani çok ciddi sonuçları olabilir aslında. Doğru diyorsunuz. Az önce bahsettiğiniz şey galiba man in the middle yani. Evet, Ona da aynen. benzer. Evet. Kesinlikle. Hani sizin aynı network'e dahil olduğunuzda örneğin ya bu kavramı çok duymuşsunuzdur günlük hayatta. İşte gidip bir kafede paylaşımlı bir interneti kullanmış olduğunuzda MAC adresinizi sürekli anons ediyorsunuz ve başkasının IP'sinden sahip MAC adresinizi kendinizinkiyle değiştiriyorsunuz. Bu da ona gidecek paketlerin size gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da ortadaki adam saldırısının temel yöntemi. Bu da tehlikeli şeylerden bir tanesi. O yüzden IP adresinizi bilen bir kişi modeminize girdikten sonra ilgili verileri sağladıktan sonra ortadaki adam saldırısını gerçekleştirebilir. Siber güvenlik ve hacking öğrenmek için önerdiğiniz V3 Schools gibi internet sitesi var mıdır? Yani interaktif böyle kendimiz deneyebileceğimiz Tabii internet sitesi var aslında mıdır? tabii Hacktibox denilen platform var. Bu Hacktibox gerçekten güzel platformlardan bir tanesi. Orada farklı seviyelerde sizlere sunucular sağlanıyor. VPN ortamı sağlanıyor. Bu ortamlara girip yasal olarak hacking gerçekleştirebiliyorsunuz. Makineyi ele geçirmiş olabiliyorsunuz. Bu yeni başlayan arkadaşlar olsun, kendini biraz geliştirmiş arkadaşlar olsun kullandığı platformlardan bir tanesi. Burayı deneyebilirsiniz aslında. Hack the Box diye yazılıyor. Bu zamana kadar karşılaştığınız en büyük siber tehdit nedir? Bununla nasıl başa çıktınız? En büyük siber tehdit. Aslında şöyleydi. Yine eski danışmanlık firmalarımdan bir tanesinde olmuştu. Bir çalıştığımız bir müşterinin hacklendiğini fark ettik. Daha doğrusu bizim haberi geldi. Bu haber neticesinde olay yerine gittiğimizde aslında tehdit demeyelim de saldırı sonrasında neler yapılmaması gerekiyor bunu görmek açısından. Hacklenen kurumu ziyaret ettiğimizde hacklenen sunucunun fişinin çekildiğini fark ettik. Bunu niye yaptınız diye sorduğumuzda arkadaşlar sayfaları hacklenmiş ve bu hacklenen sayfaların içerisindeki içeriği kaldıramadıkları için sunucunun fişini gerçekten çekmişler. Yani bu yapılmaması gereken bir şeydi. Çünkü neden yapılmaması gereken bir şeydi bu? Makine üzerinden imajdan biz bir şeyler çıkarım sağlayabilirdik. Çünkü henüz fişi çekilmemiş ve RAM üzerinde çoğu bilgi tutuluyordu. Bu RAM üzerindeki bilgiler nedir? Eğer ki saldırgan iç tarafta bir yayılım gerçekleştirdiyse, bir prosese sıçradıysa benim onu yakalama şansım daha fazla. Ama fişi çekerek geçici hafızadaki bütün RAM'deki bütün bilgileri yok olmasını sağladı orada. Yapılmaması gereken eylemlerden bir tanesi. Maalesef her zaman için en güvenli sistem fişi çekili sistem değil. Fişi çekmiş olması bizim o saldırganı aslında kolay ortaya çıkartmamamızı sağladı. Bu çok ilginç gelmişti bana o fişi çekmiş olması. Yani şöyle ki bilgisayar kapalıyken bile hackerlar hala saldırı yani saldırı altında olabilir mi bilgisayar fişini çeksek de kapalı? Aslında şöyle bir olay var. Ya gerçekten bilgisayar kapalıysa o bilgisayarı nasıl açabilirsiniz? İlk önce bunu bakmak lazım. Bu
bir anahtar kelime vereceğim. Merak eden arkadaşlar girip buna bakabilir. WCUP denilen bir olay var. WCUP Online denilen bir olay var. Nedir bu WCUP Online? Bir örnek vereyim hatta. Eğer ki siz sistem odasında bir tane sunucunuz var. Sistem odasına erişiminiz yok. İşte Ankara'da sistem odanız var. Ve birinin gidip o tuşa basmış olması gerekecek. İşte bilgisayar sistemlerinin de WCUP denilen bir özelliği var. Kendini otomatik olarak başlatma. Ama bunun için kendisi bir yerden tetikleme bekliyor. Bu nedir? Bu da günümüz sunucularında bildiğiniz RJ45 kablosu. Bu internet, kalın internet kablolarından bilgisayarı başlatabileceği sinyali bekliyor oradan. Buna WCUP deniyor. WCUP olayı deniyor. Ve bu WCUP sinyalini göndererek o makinenin ayaklanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu makine normal ayağa kalktıktan sonra da artık herhangi bir işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten bir sistem kapalıysa, üzerinde bir akış yoksa, bir veri trafiği yoksa ondan çok da bir şey alamazsınız. Ama WCUP özelliği açıksa bu özellikle birlikte makineyi ayaklandırabilirsiniz. Ayağa kaldırabilirsiniz. Ayağa kaldırdıktan sonra da eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler. Siber güvenlikte hangi kodlarını kodlama dillerini bilmek gerekmektedir diye bir soru gelmiş. Siber güvenlikte hangi kodlama dilleri? Şöyle, aslında tamamıyla kendi ilgi alanınız neticesinde olabilir. Örneğin ben Windows hakimiyetine sahibim deyip .NET tarafında, C Sharp tarafında geliştirmeler yapabilirsiniz. Ve o tarafta hakimiyet kurabilirsiniz. Ama bu tamamen Linux tarafını es geçeceğim gibi bir kavramla çıkamazsınız ortaya. Windows tarafında yazılmış kodları incelemek için, örneğin Windows tarafında geliştirme yapan arkadaşlar vardır illaki aramızda dinleyen. Örneğin bir Visual Studio'da kod yazdığınızda bunu işte build edersiniz ve ortaya bir DLL dosyası çıkar. İşte ben o DLL dosyasını daha şifrelenmiş demeyelim de sıkıştırılmış ve compile edilmiş DLL dosyasını inceleyebilmem için tersine mühendislik bilgisine sahip olmam gerekecek. O DLL kodunu, o DLL dosyasını okunabilir bir formata çevirmem gerekecek. Çevirirken de decompiler dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Ve akabinde işte çevirdikten sonra C Sharp bilgisine sahip olarak oradaki kodu okumam gerekecek. Yani yaptığınız çalışma neyi gerektiriyorsa, Python'sa Python öğrenmek, Ruby ise Ruby öğrenmek, akabinde yaptığınız işin gereksinimi neticesinde dillerle aşina olmanız gerekecek. Şu anda zaten bir dili %100 biliyorum demek diye bir kavram yok. Bir dilin siz sintaks yapısını biliyorsunuzdur. Sintaks yapısını bildikten sonra internette araştırma yaparak çoğu projeyi ayaklandırabilirsiniz zaten. O yüzden işinizin gerektirdiği kadar dil bilmek daha mantıklı. Teşekkürler. Bu herkesin merak ettiği bir soru. Siber açıdan tamamen güvenli bir ortam mümkün mü? Güvenli bir sistem, tamamen güvenli bir sistem var mıdır? Aslında şöyle, güvenli bir sistem yoktur. Klasik bir cevap vereyim. Siz önlem alırsınız, tedbirlerinizi alırsınız, izlemeyi yaparsınız. Bu şekilde önlem almış olursunuz ama hiçbir zaman %100 güvenli diyemiyoruz. Çünkü niye? Zero Day denilen bir kavram var artık hayatımızda. Nedir Zero Day? O esnada kadar kimse tarafından bilinmeyen bir güvenlik açığı ortaya çıkar. Daha doğrusu ortaya çıkmaz. Bir saldırgan tespit eder ve onu kimseye söylemez. O açıklığı kullanarak sizin sisteminize sızma gerçekleştirebilir. Sizler eğer ki Zero Day araştırmacısı değilseniz, bu tarz araştırmaları derinlemesine yapmıyorsanız o açıktan hacklenme olasılığınız çok yüksek. O yüzden Zero Day varsa sisteminizde ya da Zero Day keşfedilmişse artık yapacak hiçbir şeyiniz kalmıyor. Tek bir şey var yapabileceğiniz, izlemelerinizi aktif tutmanız gerekecek. Nedir? Bu siber olay müdahale ekipleri var artık. Bu siber olay müdahale ekipleriyle birlikte sistemde farklı aktiviteler yapıldığını tespit ederek bu saldırıyı bertaraf edebilirsiniz. En basitinden bir örnek vereceğim. Sabah 7'de bilgisayarını açan ve 5'te kapatan bir kullanıcı düşünün. Bu kullanıcı sürekli aynı hareketleri yapıyor. Nedir? Pazartesi kalkıyor, saat 7'de bilgisayarını açıyor, akşam 5'te kapatıyor. Ama çarşamba günü öyle bir şey oluyor ki, bu arkadaş bilgisayarını saat 5'te açıyor. Siz burada bir farklılık düşünürsünüz değil mi? Acaba bu arkadaş niye saat 5'te açtı? İşte siber güvenliğin defansif tarafında bu tarz önlemler alınıyor. Kullanıcı hareketlerine bağlı olarak, kullanıcı davranışlarına bağlı olarak tedbirler alınıyor. Diyor ki bu arkadaş son bir ay boyunca hep aynı saatte oturumu açmış, aynı saatte oturumunu kapatmış. Ama öyle bir gün gelmiş ki saat 5'te oturumu açmış. Bunu bir kenarda değerlendirelim ve bakalım bu hacklenmiş mi acaba diye. Bu da izleme ekibinin yapması gerekenlerden bir tanesi. Buna örnek verebilirim aslında.
Teşekkürler. Siber güvenlikte hangi bölümden mezun olduğumuz önemli mi diye bir soru gelmiş. Değil, kesinlikle değil. Hani ben ön lisansım bilgisayar programcılığı, lisansım kamu yönetimi iktisat, yüksek lisansım siber güvenlik mühendisliği. Hani tamamıyla disiplinler arasında bir çalışma alanı var. Çoğunluğu evet mühendis kökenli arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz ama benim dış ticaret okuyan arkadaşım da var bu alanda çalışan. Bu alanda o zaman sertifikalar daha önemli diyebilir miyiz bölüme göre? Yani bölümlere göre Aslında sertifikalar. mesela tıp fakültesi mezunusunuz, siber güvenlik işi yapmak istiyorsunuz. O alanda yetkin olduğunuzu göstermek ve istekli olduğunuzu göstermenin tek şartı aslında sertifika. Ya diyeceksiniz ki kardeşim ben sertifika aldım. Bak bu sertifika sınavını geçtim. Ben bu alana ilgiliyim. Diploma gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden sertifika şartı bu noktada önemli. Teşekkürler. Bir sitenin zararlı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Normal bir kullanıcı olarak soruyorlar. Aslında ya bunu son kullanıcı olarak anlamanız çok güç olabiliyor. Çünkü içerisinde JavaScript kodlarıyla bir zararlı enjekte edilmiş de olabiliyor. Görünürde çok legal bir site gibi de durabiliyor ama bizim tarayıcımıza bir zararlı yazılım bulaştırıyor olabilir. Bu da aslında ziyaret edeceğiniz sitenin reputasyonuna bakarak gerçekleştirebilirsiniz. Nedir işte gerçekten bir SSL sertifikasına site sahip mi? Bu SSL sertifikası güvenilir yerden mi alınmış gibi bilgilere bakarak hareket edilebiliyor aslında. İşte nedir o? Hani bir internet sitesine girdiğinizde yeşil olup olmadığına bakın deniliyor. Hani HTTPS mi olup olmadığına bakın deniliyor. Buna bakabilirsiniz. Eğer ki gerçekten çok şüphede kaldıysanız bu sitenin Whois kaydına bakabilirsiniz. Whois diye yazılıyor. Bu ne yapıyor açıkçası? Sitenin ne zaman kim tarafından alındığını size gösteriyor. Eğer yeni açılmış bir site ise büyük bir ihtimal saldırı amaçlı açılmış bir site olabilir ve reputasyonu düşük olabilir. O siteye karşı dikkatli olmak gerekiyor. Teşekkürler. Şu anda bulunduğunuz konuma gelmek için diğer insanlardan neyi farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz diye kişisel bir soru gelmiş. Diğer insanlardan neyi farklı yaptım? Diğer insanlardan daha fazla çalıştım. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Hackerlık son zamanlarda gençler arasında oldukça popüler. Bu popülerliği ilgi ve profesyonel dönüştürme için neler yapılabilir diye bir soru gelmişti. Zaten sertifika. Buyurun. Evet çok doğru bir konu. Gerçekten buradaki hani gerçekten çoğu arkadaş bu işe meraklı olduğu için başlıyor. Merak zaten hani bu işin en iyi başlangıç yöntemi. İlgi aslında sunumda da bahsettik. Bunu nasıl profesyonel hayata dönüştüreceksiniz? Bunu eğer bir üniversite öğrencisiyseniz oturun bir yerde ücret almadan staj programlarına katılın. Ya ben öğrenci olsam şu anda mesela 18-20 yaşlarında olsam ve bu tarafa ilgi duysam ya gerçekten firmaların kapısında yatarım. Derim ki kardeşim beni stajyer olarak alın. Bakın benim ilgim var bu tarafta. Kendimi sizlere göstermek istiyorum. Benim bu çalışmalarım var. Örneğin bu etkinliğe katılan bizleri dinleyen arkadaşlar hani şu anda bu saatte bu vakitlerini bize ayırmaları bile güzel bir şey. Hani yarın öbür gün mezun olduğunda çoğu arkadaş öğrenciyken ne yapıldı, ne yaptınız diye sorulduğunda hani bu etkinliklere katıldığınızı ifade etmeniz önemli bir şey. Ben öğrenciliğime geri dönmüş olsam daha fazla etkinliğe katılırım. Daha fazla etkinlikteki network bağlantılarımı geliştirmeye çalışırım. Yani o yüzden bence tamamıyla kendi bireysel çabalarıyla birlikte diyorum. Hani ücretsiz stajyerlik yapın. Gerekirse para almayın o firmalardan. Bir şeyler öğrenin. Çünkü şu anda çok ciddi bir mezun arkadaşların işsizlik sıkıntısı var. Siz de biliyorsunuz. Hani ben LinkedIn'da deli gibi gönderiye denk geliyorum. Hani nedir? Tecrübeli insan istiyorsunuz. Ama bizi işe almadan nasıl tecrübe kazanmamızı bekliyorsunuz diye sorular geliyor. O yüzden dolayı hani gerekirse ilk başlangıç noktasında ücreti düşünmenize gerek yok. 21 yaşında bir arkadaşın oturup da 10 bin lira para almış olması onun ani yükselişi zaten çok ciddi bir sıkıntı. Hani o yüzden ilk başta düşüneceğiniz şey para değil gerçekten bu alanda meslekte pişmek. Bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bilgisayarımızı ve cihazlarımızı zararlı yazılımlardan korumak için antivirüs yeterli midir? Diye normal kullanıcılardan bir soru gelmiş. Aslında evet yani kaynağına güvenmediğiniz şeyleri yüklememeniz gerekiyor. Nedir işte? Çok sık kullandığınız bir uygulama var. Çok sık kullandığınız bir oyun var. Eğer ki onun crackli versiyonunu telefonunuza indirdiğinizde doğrudan tehdit unsuru oluyorsunuz. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor bilhassa. Uygulamayı kurarken telefonunuzdan çoğu izni istiyor zaten. Tamam bu pekala uygulamanın yapabileceği bir şey.
Ama bunu kaynağına güvenmediğiniz yerden indirdiğinizde daha büyük bir sıkıntı oluyor. Yani Google Play, App Store gibi bağlantılarından indirmeyip işte X sitesinden indirdiğiniz zaman daha büyük bir sıkıntı doğuruyor. Çünkü Play Store ve App Store zaten oraya dosya yüklenirken APK ya da IPA paketleri yüklenirken bir analizden geçiriyor. Zararlı bir aktivite varsa zaten o kendiliğinden engelleniyor. Bizler de bunu söylemek durumunda kalıyoruz. Hani bu platformlar haricinde bir platformdan dosya indirmeyin şeklinde. Teşekkürler. Bug Bounty hakkında düşünceleriniz neler? Siz her geçen gün ilerleyen teknolojiye ayak uyduran bir platform mudur? Diye söylenmiş. Evet, aslında evet, Bug Bounty benim de vakit buldukça yapmak istediğim yaptığım şeylerden bir tanesi. Nedir Bug Bounty bilmeyen arkadaşlar için? Ödül avcılığı programı. Hep karşıda kurumlar, firmalar var ve sizlere diyor ki gelin benim sistemlerimde güvenlik açığı tarayın, güvenlik açığı bulun, bir bug bulun, hata bulun. Ben de size bunun karşılığında ödül vereyim. Bu para ödülü olabilir, hediye olabilir, eşantiyon olabilir. Bu noktada kendinizi geliştirebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Hem yasal, hiçbir yere zarar vermiyorsunuz, hem de karşılıklı anlaşmalara bağlı bulunarak yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Buna bakabilirsiniz aslında gerçekten. Hani Bug Bounty, HackerOne gibi platformlarda oradaki en azından şunu bile yapmanız sizler için faydalı olacak. Orada feed listesi var. Hacktivity diye geçiyor hatta. Orada sizden önceki güvenlik araştırmacıların bulduğu ve blog yazısına dönüştürdüğü çalışmalar var. Oradan bile fikir elde edebilirsiniz. Hani burada bir güvenlik açığı varmış. Nasıl yapıldığı noktasında oradaki arkadaşlar detaylıca bir açıklama yazmışlardır. Onlara bakarak kendi bilgi birikiminizi de geliştirebilirsiniz. Teşekkürler. Hackerların en sevdiği güvenlik açığı nedir? Hackerların en sevdiği güvenlik açığı. Hackerlar bütün güvenlik açıklarını sever. Çünkü o karşı tarafta birer önlem alınmıştır sizin sisteme sızmamanız için. Artık oraya herhangi bir güvenlik açığıyla sızmış olmanız sizi aslında egonuzu mutlu edecektir. Benim en çok sevdiğim güvenlik açıklarından bir tanesi SQL Injection, Buffer Overflow diyebilirim. İki tanesi çok keyif aldım. İcra etmekten keyif aldım güvenlik açıklıkları. Bildiğiniz gibi elektronik aletler artık sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor, hayatlarımıza da giriyorlar. Mesela Alexa veya Google Home gibi bu aletler kişisel alanlarımız için ne kadar güvenlidir diye söylenmiş. Bunlar aslında IoT'lerden bir tanesi. Nedir? IoT'nin daha gelişmiş hali. Eğer ki çevrenizde IP alan bir cihaz varsa tehdit altında olabilirsiniz. Sonuçta o cihaz doğrudan dünyaya erişiyor. Dünyadaki herhangi bir kullanıcı da ona erişiyorsa sıkıntı var burada. Güvensiz kanallardan erişiyorsa. Yani eğer ki üzerinde sizden ses alıp bunu kullanan bir yetkinliği varsa, teknoloji yetkinliği varsa saldırganlar tarafından manipüle edilebilir. Ha, bu sürekli bunları söylüyorum ama bu kez de gerçekten paranoyak olup çıkabilirsiniz. Yani o zaman hiç mi kardeşim evimizde akıllı eşya kullanmayalım, hiç mi bir şey kullanmayalım? Bugün elektrik süpürgeleri var. Kadınların çok sevdiği şey mesela. Nedir? Evinizin içerisinde dolaşabiliyor. Ama öte yandan güvenlik açıklığı açısından bakacak olursak ya da hacker mantığında düşünecek olursak telefonunuzdan evinizdeki cihazın işte konumunu biliyorsunuz. Evin neresini temizlediğini görüyorsunuz. Aslında onu yönetebiliyorsunuz. Yani bu nasıl bir zarar verebilir? Onu düşünmek lazım. Hani ne kadar mahremiyetinizi engelleyebilir? Onu düşünmek lazım. O yüzden teknoloji yaygınlaştıkça hayatımız kolaylaşıyor. Ama bizimle ne kadar çok etkileşime giriyorsa o kadar da çok tehdit haline geliyor. Nedir işte evimin sıcaklığını değiştirebilen bir şey varsa evimi bir anda sıcaklık yapabilir ya da evimde başka bir probleme sebep olabilir. Şöyle bir şey vardı. Sanırsam sistem sunucu odalarında daha çok kullanılıyor. UPS üniteleri var. Güç kaynağı üniteleri. Mesela onu dışarıdan yönetebilen bir arayüz varsa üzerindeki RPM değerleri değiştirilerek cihazın yanmasına sebebiyet verilebiliyor. Hani bu tarz güvenlik açıklıkları da olabiliyor. Aslında kullanıcının yönetimine sundukları bir şey bu. Yani dakikadaki döndüğü daha doğrusu döndüğü Dönme değeri aslında. hızı. Dönme hızı. Normalde bunu ne yapmaları lazım? Yazılımcı arkadaşım bunu limitlemiş olması lazım. Nedir? En düşük 3, işte en fazla 60 girilebilir. Ama burada öyle bir güvenlik açığı düşünün ki 600 yazabiliyorsunuz oraya. 600 yazabildiğinizde eğer ki arka tarafındaki mikro işlemci onu kabul ediyorsa bu kez cihazın patlama noktasına getiriyorsunuz olayı. Böyle ilginç şeyler çıkabiliyor ortaya. Poisoning
ile ilgili bir anınız var mı? Artık teknik olarak uğraştım ama hani gidip de bir internet kafede ya da bir kafede ortak paylaşım alanında oturup da insanların mahremiyetine müdahale etmedim. O yüzden yani evde sadece tekniği anlamak ve manipülasyonu gerçekleştirebilmek üzere çalışmalar gerçekleştirdim. Mesela bizimkiler o zamanlar Facebook çok yaygındı. Facebook'a girmek istediklerinde kendi adresime gidiyorlardı ve işte adım soyadım yazıyordu ekranda. Öyle ilginç şeyler ev ortamında yapmıştığımız vardır. Bad USB ile ilgili bir anınız var mı diye bir soru gelmiş. Bad USB değil de Tinsy ile alakalı anılarım var. Hatta Bad USB'nin benzeri bir yapı bu. Nedir Bad USB? Aslında Bad USB'den değil de Tinsy'den örnek versem daha doğru olacak. Yapı olarak hemen hemen aynı. Herkes aslında günlük hayatta bir Tinsy kullanmıştır ama bilmiyordur bu Tinsy'nin ne olduğunu. Şöyle, yeni bir kablosuz klavye aldığınızı hayal edin. Bu klavyeyi bilgisayarınıza ucunu taktığınız zaman, alıcısını taktığınız anda en büyük özelliklerinden bir tanesi tak ve çalıştır özelliğinin olmuş olması. Yani bilgisayarınız o taktığınız USB stick'i doğrudan bir aparat olarak görüp, doğrudan bir donanım olarak görüp çalıştıracaktır. Peki saldırganlar bunu nasıl kullanıyor? Çok basit. Onu manipüle edip üzerini tekrar programlayabiliyorlar. Nasıl programlayabiliyorlar? Bu cihazı ya da bu Tinsy dediğimiz cihazı bilgisayarınıza taktığınız anda şu işlemleri gerçekleştir. Nedir bu işlemleri gerçekleştir kavramı? Onu biraz detaylandırayım. Sonuçta bilgisayarınıza taktığınız şey bir klavye değil mi? Klavye olmasından kaynaklı ona tuşsal olarak hareketler söyleyebilirsiniz. Nedir? Mesela benim de yanımda bir klavye var. Bilgisayara takıldığı anda ilk önce Windows tuşuna bas. Ondan sonra ekranı CMD yaz ve Enter'a bas gibi kombinasyonlar veriyorsunuz Tinsy'ye ve onu bilgisayara takıldığı anda bütün işlemleri 3 saniyede gerçekleştir diyorsunuz. Aslında bu arka tarafta size bir backdoor sağlayabilir, o bilgisayardan veri kaçırılmasını sağlayabilen yöntemlerden bir tanesi. O yüzden bugün çoğu kamu kurumu kuruluşuna gidin ya da bir devlet kurumuna gidin. Eğer ki çok güvenli bir model kurgulandıysa bilgisayarlara flash bellek takılamadığını göreceksiniz. Aslında temel amaçlarından bir tanesi Tinsy gibi saldırı araçlarından da korumaktır oradaki sistemleri. Hani oradaki insanlar veri kaçırmasın, o bir dosya kopyalamasın pekala bu yöntem. Ama bir de Tinsy gibi kendini klavye gibi gösteren cihazlardan da korumak maksadıyla kapatıyor bu USB girişlerini firmalar. Ya bu örneği hani ticari kaygılarla konuşmuyorum ama kitabın içerisinde detaylı bir şekilde anlatmaya özen gösterdim. O arkadaşlar buradan da okuyabilirler. Teşekkürler. Son olarak Türk gençlerine önerdiğiniz siber güvenlikte hani yapması gereken nasıl diyeyim yapılın cümleyi kuramadım. Yapılmaması gereken. Yok ya, yani ne tavsiye ederim? Aynen, kesinlikle tavsiyeniz nelerdir? Cümleyi anladım. Kuramadım ben de. Bu alanda profesyonel olarak kariyer düşünüyorlarsa kesinlikle suça bulaşmamaları gerekiyor. Hani bu önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü yapacağınız bir eylem gerçekten Türk Ceza Kanunu'nda maddesi olan bir eylem. Belki sizin için basit bir şey ama hedef sisteme girdiğiniz zaman orada kalmış olduğunuz süre bir suç. Oradaki bir verinin değiştirilmesi suç. Dolayısıyla ileride sizlere ciddi sonuçlar doğurabilecek bir ceza bu. O yüzden merakınız varsa bunu işte dediğim az önceki platformlarda, Hack the Box gibi platformlarda kendinizi gösterebilirsiniz. Onun haricinde stajyer konusu, staj yeri konusunda da firmalarla görüşebilirsiniz. Ama yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi kesinlikle suçtan uzak durmak. Peki neler yapmanız gerekiyor? Oturun bugün bir web sitesi nasıl çalışır bunu öğrenin. Hiç mesela şu anki bizim izleyicilerimizden var mı bilmiyorum ama browser'a www.google.com.tr yazdığınızda neler oluyor? Hani o enter'a bastıktan sonra neler oluyor? Bunu bir araştırın. Hani ilk istek nereye gidiyor? Sonraki istek nereye gidiyor? Arkada hangi protokollerden geçiyor gibi konuları araştırın. Hani bunlar hepsi size deneyim kazandıracak ve ileride bunun üzerinden zafiyet çıkartabileceğiniz noktalar. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla soru olmadığını görüyorum ve etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Katıldığınız ve engin bilgilerinizi bize aktardığınız için teşekkürler Mustafa Bey. Ben de dinleyen herkese. IEEE ile kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.